Türkiye'den ve dünyadan en doğru haber. Türkiye Radyoları Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan silahlı çatışmada bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğruladı. Sırp halkı için çok zor bir gün olduğunu belirten Vučić, uluslararası kurumları birçok kez uyardığını, durumun gerçekleştiğini ve Kosovalı Sırpların Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin terörüne artık tahammül edemediğini savunarak Kosova'nın bağımsızlığını asla tanımayacağız ifadelerini kullandı. Kosova Başbakanı Albin Kurti ise bir polis memurunun hayatını kaybetmesine yol açan saldırganlardan üçünün öldürüldüğünü açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti için bugün Nahçıvan'a gidecek. Erdoğan'la Aliyev'in Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan askeri kompleksinin açılışını gerçekleştirmeleri öngörülüyor. Kilis'te ihbara giden polis ekiplerine sıcak su atılması sonucu ikisi polis, 4 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 Yunus polisi ile İYK ve EK isimli kişiler 112 acil sağlık ekiplerince Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütünün ağaçlık alana düşmesi sonucu Belarus uyruklu turist hayatını kaybetti. Yaralı pilotun itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Ordu Ünye'de sahil mahallesindeki özel bir tesiste bulunan ahşap evlerde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer ahşap evlere sıçradı. Yangının söndürülmesi için bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına aldı. Tesisteki 7 ev kullanılamaz hale geldi. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 6 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Merkez mahallede bulunan bir inşaatta çalışan 6 inşaat işçisi balık yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.